Dijital telif hakları ihlal edildiğinde aslında iki tane hukuki enstrümanımız var elimizde. Bunlardan bir tanesi hukuk mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri kuruldu. Bu hukuk mahkemeleri yoluyla haklarımızın takibini yapabiliriz. Bu hakların izinsiz kullanımının önlenmesi ve bir zarar doğduysa da bu zararların karşılanmasını talep edebiliriz mahkemelerden. İkinci yol ise savcılık şikayetidir ve oradan da kamu davası açılması yolu, yani cezai yaptırım ile karşı karşıya kalır bu eserleri izinsiz kullanan kişiler. Bir de idari bir yol var aslında. İdari yol da uyar kaldır prosedürü dediğimiz. Yani bana ait olan bir eseri siz gittiniz YouTube'a attınız benden izin almadan. Ben de bunu YouTube'da kullanmasını istemiyorum. O durumda ben gidip hukuk mahkemesine gitsem, YouTube'un bu işten haberi yok. O durumda benim önce YouTube'a bir uyarı mektubu göndermem lazım. Yani bir ihtar göndermem lazım. Benim eserlerim senin yer sağlayıcı durumundasın. Yer sağlayıcı olarak benim eserimi izinsiz burada yer sağlıyorsun. Lütfen bunu buradan kaldır. 2 ve 3 günlük süreler var. Bu süreler içerisinde YouTube'un bunu buradan kaldırması gerekiyor. Aksi halde o da birinci derecede sorumlu olur ve ona ben hem hukuki hem de cezai yaptırımlar uygulayabilirim. Yani doğrudan yer sağlayıcılara ben ondan sonra şey yapabilirim. Bir uyarı mektubu gönderebilirim. Muhatap bulamayabiliyorsunuz bazı durumlarda. O zaman da BTK'nın bir şeyi var, mekanizması var. Doğrudan BTK'ya bir müracaat ederek yine haklarınızın takibini, idari yoldan haklarınızın takibini, izinsiz kullanılmasını önleyebiliyorsunuz. Peki dijital telif hakları ihlalinin sonuçları nelerdir? İster dijital olsun, isterse fiziki ortamda olsun, bir telif hakkı ihlali aynı hukuki sonuçları doğurur. Bir telif hakkı ihlal edildiğinde, biraz önce ifade ettiğim gibi hem hukuki hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Hukuki olarak bana verdiğiniz, hak sahibi olarak bana verdiğiniz zararların tamamını ve hatta 3 katını ben mahkemelerden talep edebilecek durumdayım. Cezai olarak ise 1 yıl ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla ve bir takım adli para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla aslında telif ihlalinin dijital olsun olmasın fark etmez. Telif ihlalinin yasa koyucu gerçekten de çok ağır yaptırımlara tabi tutmuş. Peki televizyondan canlı bir konserden kendi video kamerama veya telefonuma çektiğim bir şeyin telif hakkı bana mı ait? Evet. Şimdi çok ilginç bir soru bu. Eğer canlı bir icradan, yani ne bileyim Taksim'de YouTube geliyor ve bir konser veriyor. Siz bu canlı icradan kendi kameranızla eseri videoya çekiyorsanız bir defa bu hak ihlali. Bireysel kullanım için dahi, oysa bireysel kullanım istisnası vardır. Ama böyle bir durumda bunun için bile izin almanız gerekiyor. Bunun haricinde siz gidip televizyondaki bir programı, bir müzik klibinin yayınını vesaireyi oradan birebir kopyaladığınızda siz bunu kişisel kullanım için kullanabilirsiniz. Yani kişisel kullanım amacıyla ama götürüp bunu internete veriyorsanız veya umma açık bir yerde bu videoyu göstermeye kalkıştığınızda bu sefer bırakın siz telif sahibi olmayı, telif ihlali yapan konumuna düşmüş olursunuz. Kesinlikle hak sahibi muamelesi görmezsiniz o durumda.